Kötü alışkanlıklardan da kurtulmak tabii ki. için spor bir numaradır diyoruz spor ve hemen tanıtımla ilgili fikirlerinizi alacağım. Çünkü Batuhan'ın konseyde gözlerinin dolduğunu ağladığını görüyoruz. Ben görmedim tanıtımı giyiniyordum o sırada. Ha O sırada giyiniyordu <laughs> çok güzel. Semih Bey o sırada giyiniyormuş efendim. Batuhan'ın konseyde tabii ki ne olduğunu bilmiyoruz ama ağladığını şey görüyoruz. Acun Ilıcalı diyor ki. Ee, çok önemli bir gelişme diyor. Hiç beklenmeyen, istemediğimiz bir gelişme oldu diyor. Hı hı hı. Ee, bunun üzerine de Batuhan kardeşimiz de ağlıyor. Niye ağladığını bilemiyorum. Ee, Acun Ilıcalı neyi istemez? Efendim? oradan gidelim. Sakatlık. Orayı izleyebilir miyiz Furkancığım? Acun Ilıcalı işte yarışmacının başına tamam, gelen sürüyorum. bir şey istemez. Yarışmacının yaptığı bir hatayı istemez. Aslında e, yarışmacı odaklı bir yarışma olduğu için burası ve en çok yarışmacılara hassasiyette bulunduğu için Acun Bey yarışmacılarla ilgili bir şey istemez. Bu, buradan da ben şunu düşünüyorum. Batuhan bir sorun mu yaşadı, bir hata mı yaptı ya da bir sakatlık mı yaşadı Allah korusun. Hı hı. En çok çünkü ağlayan o ya. Şöyle de olabilir Başına ama bir şey mi geldi? İlle kendinle ilgili bir şey olması da şart değil. Herhangi bir arkadaşına da orada bir problem olup ona da üzülüp de ağlamış olabilir. Yani illa Batuhan'ın kendinle ilgili bir şey olduğunu göremiyoruz burada. Belki bir arkadaşı görüntüde arkadaşıyla ilgili gelmedi bana. Efendim. Evet yani arkadaşıyla ilgili kendiyle ben. ilgili geldi. Çünkü etrafındaki arkadaşları ona bakıyor. Evet. O sırada kendisi ağlıyor tamam, Demek ki o zaman e, sakatlık yaşamış olabilir veya bir hata yapmış olabilir veya bir problem oldu orada. Ama şimdi acun hocanın rafı tabii ilginç diyor ki hiç beklenmeyen şu anda kötü bir yani kötü bir şey olmuş. Hı. Kötü bir şey oldu derken ya çocuğa bir sakatlığı var ya çocuk bir hata yaptı. Bir şey var yani ama tabi bilemiyoruz. Ama ağladığına göre demek ki bir hatası var veya sakatlandı öyle bir problem var bilemiyorum. Peki inşallah kötü bir şey. İnşallah yok. kötü bir şey yoktur aslında hem tanıtımında izledik hem de bugün biraz emarelerini gördük. Hanzade ile ilgili konuşmak istiyorum çünkü Hanzade e, sanki bir sinir krizi geçiriyormuş gibi Survivor'daki artık yani uyandığımda sevmediğim insanları görmek istemiyorum tarzında bir çıkışı var. İlk başta ben konseyde acaba Hanzade mi e, bırakıyor mu gibi hissettim. Çünkü Hanzade sanki böyle biraz sinir krizi geçiriyor. Yok, yok Hanzade şeye taktı ya. Sinir krizi falan değil. Ee, şey Çalışkan onun e, tişörtlerin üzerine tişört asmış. İşte onu takması e, yani onu, sinir problemi. Onu taktı. Gibi. Onu taktı kafaya. O çalışkana taktı şu anda kafaya. Çalışkan her gün o bir köşeye şey asıyor. Hanzade tişörtünü asıyor. Kurusun diye ıslak tişörtünü. O kuruyacağına çalışkan da geliyor. Onun Tişörtün üzerine o da ıslak şeyini koyunca. Hanzade'nin tişörtü kurumuyor. Ona taktı kafayı. Onunla bayağı bir dalaştı. O yüzden de işte burası geldi. Ha, bak evet. burada. Ee, o problemi o. Tabi sadece bu değil yani de. Zaten onlarla bir problemi var. Hatta şey çalışkana bayağı bir sinirlendi. Bağırdı gitti Hanzade. Yani sinirlenip bağırdı gitti. Onun derdi şu anda çalışkan. Çalışkanla olan probleminden dolayı böyle bir şey yaşıyor. Ama... Oyun esnasında da oyunu kaybettikten sonra da e, Kumsal'ın kenarında Ayşe ile olan bir diyaloğu vardı. Yine sanki böyle bir Hanzade'ye arada da geliyorlar gibi geliyor bana yani, Sema. Öyle. Katılıyor musun? Ben öyle Hayır, Geliyorlar abi arada Şimdi sırada şöyle, Hanzade'ye geliyorlar ya. Aleyna Çalışkan diyor ki daldım acelem vardı bıraktım. Hanzade bıraktım acelem vardı daldım. Dalma ama dalabilir koyadabilir. E şimdi o şartları düşündüğüm zaman birinin ıslak tişörtü birinin ıslak battaniyesi gerçekten öyle bir hayata giriyorsun ki bunları düşünmezsin yalnız ne olur senin gerçekten psikolojin bozuk olur bazı şeyleri artık kabullenemezsin insanların sesini bile kabullenemezsin oradan sorun çıkartırsın çünkü orada kuru günümüz yok survivor'ın birinci şeyine ne derlerse ayakkabıların hiç kurumuyor derler sana bütün yarışmacılara sor. Kuru ayakkabıyı özledim derler. Yemekten daha önemlidir belki. Kuru ayakkabıyı özledim. Çok basit bir şey. Şimdi kız diyor ki daldım Hanzade acelem vardı bıraktım. Normalde Hanzade'yi arkadaşlarıyla konuşurken bakın bunları dikkat edecek bir kız mı? Artık her şeyi aşmış, kaç yaşına gelmiş. Yani herkese böyle düzgün konuşan, dostlarını özellikle çok olgun konuşan bir kız. Ama Hanzade bunları takıyorsa ve sabah kalktığında sizi görmek istemiyorum, sevdiğim insanları görmek istiyorum derse... Gerçekten bunalıma girdiğini çünkü biz de öyle olduk zaman zaman gitmek istiyorum artık kimseyi görmek istemiyorum sevdiklerin de dahil buna Hanzade de bir e, bir kırılma noktasına gelmiş ya aşacak ya pes edecek onu bilemiyorum ama bu nokta herkese gelir zaman zaman Merve'ye de geldi mesela bana da geldi Sahraya da geldi Hanzade, Hanzade bu geldi. noktaya kadar sence iyi mi geldi? Bence iyi geldi ben bir şey söyleyeyim mi Hanzade e, mesela Poyraz'ın Batuhan'ın İsmail'in şampiyonluk durumu neyse çünkü onların hedefi bu ve olabilirler. Onların başarısı bu. Mesela Batuhan şampiyon olmazsa başarısız derim. Çünkü olabilirdi. Ya da İsmail şampiyon olmazsa ben başarısız derim. Çünkü hak ediyor. Ya da Poyraz. Hanzade birleşmeyi gördü, başardı. Mesela ben Ö Öykü için de aynı şeyi söyledim. Öykü birleşmeyi gördü, o performansla sözünü dinlettirdi ya, bence Öykü gerçekten başarılı bir Survivor. Ve bence Hanzade de bugüne kadar böyle geldiyse başardı Survivor'ı. A şampiyonluk hedefi yok. Bizim gözümüzde de Hanzade şampiyon olamaz bence. Ama başardı mı? Başardı. Bir yerden sonra hepimizde olduğu gibi kimse yanlış anlamasın. Çiziliyor. Kafan çiziliyor. İnsanları görmek istemiyorsun. İşte o dokunmak istemiyorsun. Ben de mesela dokunmak istemediğim ve görmek istemediğim şeyler oluyordu. Tahmin edemiyorsun. Bu Hanzade'nin kötü olduğunu göstermiyor. Ama artık kız Islak çamaşırını benim işte tişörtünü benim tişörtümün üstüne koydun denmesi Survivor'ın en saçma şeyi çünkü kuru bir şey yok. Takmış. Burada ya yaptım. Bu zamana kadar ilk defa olan bir şey olduğunu evet, zannetmiyorum. biraz burada çalışkana karşı çok sert yaptı yani. Asla. O kadar... Ha, ha, ha? Asla. Ne Bana göre sert yaptı. Neden Asla sert size yaptı? Size göre öyle bana göre de değil. Tamam. Tabii ben canım söyleyeyim sen ondan sonra ha, söyle. Ben de ne zaman söyleyeceğimi düşünüyorum burada. Niye? Buyur buyur. <laughs> <laughs> evet, de gibi bekliyorum sayın Evet buyurun. Hayır söz almayı bekliyorum. Buyursunlar. İstiyorsan. Yok sürüyorum. abi Yok, benim hayır, söz, ben merak yani ediyorum. Tabii şey değil, gibi. benden sonra konuş. Hayır hayır gibi. ben <laughs> Semaya sadece araya girip bir laf söyledim o kadar ben bir konu almadım yani. Ya ben Çünkü, abi. çünkü evet. çok farklı düşünüyorum siz sizden de o yüzden. Tamam, tabii. Evet. Azade sonuna kadar haklıdır. Ben Hanzade'nin yerine koyuyorum kendimi. Daha önce bu ben konuda ben seni ilgili... yine koyamıyorum işte çünkü bir sen bütün sen... takımdan ayrı bir insansın öyle evet, izin, ben çok izin verelim bir mi? saniye bir evet. saniye ee, ben dinledim sizi ee, Hanzade sonuna kadar haklıdır çünkü daha önce bu konuyla ilgili bir uyarı yapmış yaptıysa artık e, karşı yani ben Hanzadeyim şu an karşımdaki kişinin ne niyetle o elemi yaptığıyla ben ilgilenmiyorum artık benim düşüncelerimin gerçekliği vardır burada e, o Baraka'nın ee, etrafında şimdi, e, kare bir baraka Buradaki çıtanın 2 metre 3 metre olduğunu varsayalım Arkadaki çıta da 3 metre olsa 9-10 metrelik bir alan var 9-10 metrelik bir e, çıta var orada Her yere asabilir o ıslak tişörtünü Veya kuru fark etmez Alena Çavuşkan diyor ki benim tişörtüm kuru değil Şey ıslak değil seninkine bir zararı yok Hanzade diyor ki ama benimki ıslak. Sen onun üzerine koyunca benimkinin güneş almasını engelliyorsun, kurumasını engelliyorsun. Bunu söylüyor. Ondan sonra da Hanzade diyor ki mesele bu değil aslında. Mesele Hanzade kendisine saygısızlık yapıldığını düşünüyor. Çünkü bu konuyla ilgili bir kere uyarmış mı? İki kere de uyarmış. Tamam ben aleyhine olarak düzelmiş. sana söylüyorum. Tamam Semih ben seni takım tamam. arkadaşın olarak sana diyorum ki Semih acelem vardı. Kabul şöyle etmiyorum. atıverdim. Bak biz seninle tartışıyoruz. Tamam, ben sana kabul ki, etmiyorum. Seni acaba belki röportaja gidiyorum ben şu an. Evet. Seni acelem vardı. Dalmışım, atı verdim. Kabul etmiyorum. Ben sana bu açıklamayı yapıyorum. Tamam, kabul etmiyorum ben de. İşte sen kabul etmiyorsun. Bu senin iyi niyetin mi yoksa benim fesatım ben, mı? Ben senin mı? iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum ki. Ama ben, orada 10 ben metre olsam ne var? Attım derim. 10 metre alan var orada. 10 metrelik alanda herhangi bir yere o tişörtünü koyabilir. Gelip benim tişörtümün üzerine bunu uyarmama rağmen koyan birisi varsa ben bunu kasıtlı yapmış olarak artık algılıyorum. E, açıklamasının benim için hiçbir hükmü yok. Artı e, basma olayları falan da var. Tamam ona bir şey demiyorum. Karanlıktı bastım falan yanlışlıkla oldu falan filan diyor. Ama burada ben masumane bir şey görmüyorum. Artık e, Hanzade'nin derdi neydi? Kız dedi ki benim takıntı problemim vardı ve bunun için tedavi oldum. Hı hı. Bunu da açık açık söyledi. Bunu da arkadaşları biliyor. Ama ben Hanzade'nin bu konuda takıntılı olduğunu, bunu aşması gerektiğini düşünmüyorum. Bu konuda son derece haklı. Söylüyorum. Yani kabataslak bir e, oran çıkarttım orada. Hesap yaptım. 10 metreye yakın bir çıta var. Ve onun dışında da daha sağda solda bir dünya asabileceği yer var. Sen kızın muhtemelen de o hanzadenin yattığı alan. Ondan orayı koyuyor. Başucuna. Yarışmacılar genelde kendi yattıkları alanı böyle biraz sahiplenirler. Bir şu tane olsa... ip asılmış herkesin astığı yer orası. İp değil canım ne ipi? Yo, o. Şu taraf işte herkesin astı ya bir sürü i̇p. şey. Niye herkes so, niye sağ taraf niye arka taraf oralara koymuyorlar? Ben şunu Kızın tişörtünün üstüne lap diye atıyor. Mesela ben Çok takıntılı, bir hareket. ben takıntılı biri olsam biz de yaşadık bunları. Hı. Şu tarafta çalılıklar var. Ben eşyalarımı oraya asıyorum. Farklı bir yere asarım Hayır. ben. Hayır. Hani ben takıntılı bir, birisi olsam bak. Bunun neden için ama? söylüyorum. Ben burada suçlu aramıyorum. Ben yani zaten Neden suçlu oraya değil. asacakmış? Kızın da yaşam alanı orası. Tabii Kız evet. oraya koyuyor. Hayır ben takıntılı... Kız 10 kişilik yer kaplamıyor ki orada. Sadece kendin kendisi kadar bir Bu yer sorun kaplıyor. Sorun değil zaten. Ben takıntılı bir insan olsam... ...benim çözümüm kimseyle tartışmamak adına... Ben gerçekten kimsenin asmayacağı bir yere asarım. Semacığım kimseyle tartışmaya ihtiyacı yok Anzade'nin. Anzade o kullanıyor. Tamam. Onun alanı orası. Kız dese ki astım Anzade ne var dese ben tamamım. Art niyet ararım. Kız diyor ki acelem vardı şöyle atı verdim. Hanzade dediği için ben art niyet arayamıyorum Aleyna'da anladın mı? atacak Bu bir sefer yer öyle bir şey ya ki burada... sen diyor daha evet. skorları hesaplayamıyorsun 4-3'lük oyunu 9-8 diyorsun gelmişsin bunu mu hesaplayacaksın diyor şimdi böyle bir şey olabilir mi ne Sizin alaka orada çıkış mu? biraz yüksekten olmuş olabilir ama